sorumuzda da gördüğünüz çocuklara güven duygusu nasıl aşılarız? Aslında hem bu kitabı konuşacağız, gördüğünüz kitabı Su ve Arkadaşları Güvende. Ama sadece bu kitabı konuşmayacağız aslında. İlginç bir konuğum var. Hem polis, emekli polis, hem yazar, hem de oyuncu. Kimden bahsediyorum? Nuray Toprak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk. Aslında gerçekten konuşacağımız çok şey var. Evet. Üçünü bir araya nasıl sığdırdınız? Bunlardan bahsedeceğiz ama ben öncelikle telefonumuza dönmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten kadınlar bu anlamda çok mağdur oluyorlar. Geçtiğimiz yıl 440 kadın maalesef cinayete kurban gitti. Öbür taraftan Ocak ve Şubat aylarındaki istatistikler de açıklandı. Yine durumumuz gerçekten korkunç Türkiye olarak ama Portekiz'de 2 ayda 11 kadının öldürülmesinin ardından Portekiz'de enteresan bir şey yapıldı. Ülkede 7 Mart'ta yani Kadınlar Günü'nden bir gün önce ulusal yas ilan edilmesi kararlaştırıldı. Şimdi telefonumuza dönmek istiyorum. Ben Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav telefonda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese merhaba. Çok teşekkürler. Ya gerçekten evet, ulusal yas ilan edilmiş. Orada da 11 kadın öldürülmüş ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye ile kıyaslayacak olursak yani 11 kadın için ulusal yas ilan ediliyor. 2 gün yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiş. Ya bir yorumlar mısınız bize bu durumu? Öncelikle ben hani burada bir kadın cinayeti bile fazla, hiçbir kadın öldürülmesin, önlenebilir ölümle ve hani bu durdurabileceğimiz bir sorundur ve hani çözüme kavuşması gerekir. Kimse öldürülmesini isterim. Portekiz'de 11 kadının da hani biz yasını tutuyoruz o anlamda ama tabii ülkemizde ki maalesef ki çok daha fazla sayıda kadın öldürülürken hiç böyle bir adım atılmamasının da hani hicabını duyup üzüldük açıkçası. Ben bu haberi okuduğumda hani Portekiz doğru bir şey yapıyor. Keşke ölümler olmasa ama olduğunda atılması gerekli adım budur. Konunun toplumsallaşması ve caydırıcılık kazanması için hani devletin kadınlara hani önemsediğini, gördüğünü gösteriyor bu adım. Biz Türkiye'de Ocak'ta 31, Şubat gibi özür dilerim Ocak'ta 43, Şubat gibi kısacık bir ayda 31 kadını. Evet. Toplam son iki ayda 74 kadını yani Portekiz'in kaç katı kadını bu nedenle kaybetmiş durumdayız. Ve kuşkusuz hep hani sayı konuşunca belirtiyoruz biliyorsunuz Ebru Hanımcığım. Bir rakam değil, evet. Ömürdü, hayattı bu kadın kardeşlerimiz. Bir başsağlığı bile çok görülüyor olması bizlere, bu kadınların, öldürülen kadınların ailelerine. Bir başsağlığı en azından verilmesi gerekir. Ve Portekiz'in attığı adımı da örnek alarak bütün toplumda bu sorunu önemsediğimizi gösteren bir adım atılması gerekir. Biz devletten bunu bekliyoruz açıkçası, bunu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için hani bu konuya. Çünkü bu haberi okuduğumuzdan beri de bu bile bize bir hani çok mu görülüyor diye hani bu evet, ülkede yaşayan kadınlar olarak yani üzülüyor ve tabii ki çok haklı olarak böyle bir beklentimiz var bizim de. Hani bizde de yas ilan edilmeli, böyle adımlar atılmalı. Toplumda suça meyilli erkekliğin erkeklere caydırıcılık etkisi yaratacak önlemlere bir an önce geçilmelidir. Evet. Ya kuşkusuz yas ilan edilmesi çok önemli ama Portekiz 10 milyon nüfusa sahip, geçtiğimiz 2017 yılında 12 kadın cinayete kurban gitmiş. Tabi yani rakam konuşmuyoruz tabi ama evet, baktığımızda 2 ay içinde 11 kadın olduğu için yas ilan evet, edilmiş. Bizde maalesef sistematik olarak devam ediyor ama karşılığında yasla ilan edilmesi tabii ki önemli ama bundan önce daha acil önlemler alınması çok daha önemli değil mi? Tabii çok haklısınız. Biz örneğin bu yas ilanını işçi ölümlerinde yaptığımız oldu biliyorsunuz. Hı-hı. Soma'da kaybedilen işçiler için. Tek başına yas ilan da sembolik bir konu ama yine de hani topluma diyorsunuz ki bu konuyu önemsiyorum. Evet. İşte bir yönü sadece hani sembolik de olsa en azından bunu da bekliyoruz biz. Ama asıl olarak kadınlar zarar görmeden koruma kanununun tam uygulanmasını hep anlattığımız gibi İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir rehber. Çok yolumuzu açıyor. İmzalandığı yıl kadın cinayetleri düşmüştü. Bir de kendisini uygularsak eminim bu sorundan kurtulacağız.
O bakımdan sözleşmenin gereklerinin uygulanmasını, önleyici önlemlerin, koruma koruyucu önlemlerin, eğer bir zarar meydana gelmişse zararı karşılayan onarıcı adaletin ve cezasızlığın ortadan kalkmasını ve tabii ki kadınların geleceğe dönelik güçlendirilmesinin adımlarını bekliyoruz. Şimdi seçimler dönemindeyiz. Tüm adaylardan da tabii ki bunu bekliyoruz. Hı-hı. Belediyelere de çok iş düşüyor. Belediyelerin kadınlara şiddete karşı güçlendirilmesi konusunda yasal sorumlulukları da var. Tüm adaylara da yine ben hani seslenerek bu konuda hani hem bunu dile getirmelerini hem de yani seçilenin bunları adım atması gerektiğini belirtmek isterim. Bir de 8 Mart zamanındayız, evet. Haftasındayız. Dünya Kadınlar Günü'nü hepimiz yani bütün sorunlarımıza rağmen yine de moralli ve kuvvetli bir şekilde kutlayacağız birbirimizden. Dünyanın bütün kadınları birbirinden aldığı işte Portekiz'dekilerden de biz kuvvet alıyoruz. Belki onlar da bizim sesimizi duyacak. Dünyadaki bütün kadınlar gibi Türkiye'deki bütün kadınlar da sorunlarımız karşısında pes etmeden hani sorunlarımızı çözebiliriz, yapabiliriz diyerek mücadeleye de devam edeceğiz. Evet. Peki ben de çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkesin 8 Mart'ında kutluyorum erkenden. Çok teşekkürler. Sizin de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, Gülsüm Kav'a dönmeden önce bahsetmiştim. Hem Su ve Arkadaşları Güvende kitabını konuşacağız ama sadece bugün Nuray Hanım'ı burada konuk etmemiz aslında sadece bu kitapla ilgili değil. Dediğim gibi hem emekli polis, hem yazar, hem de oyuncu. Evet bu kadar üç farklı işi bir arada nasıl başarabilmiş biraz da bundan bahsedeceğiz. Tekrar yeniden hoş geldiniz diyeyim ben size. Sağ olun. Öncelikle ben polislikle başlamak istiyorum. Evet. Ya hayaliniz miydi yoksa ilerleyen süreçte mi hayatınıza dahil etmeye karar verdiniz bu işi? Öncelikle bununla başlayalım dilerseniz. Nasıl polis oldunuz? Nasıl polis oldum? Evet. İyi ki polis olmuşum diyorum. Eğer ki olmamış olsaydım buralara kadar gelemezdim sizlerle ve birçok kişiyle tanışıp birçok kapının aralandığını görebilecektim. Polis olmak aklımda değildi. Modacı olmayı çok istiyordum ben. Çünkü küçük yaştan beri kendi bebeklerimi diken, işte kıyafetlerimin modellerini kendim tasarlayabilen, hatta çevremdeki akrabaların gelinlik modellerine kadar kendim dikiyordum. Ortaokul mezunuydum ben. Öğretmenlerimiz liseleri gezdiriyordu. Hangi liseye gideceğimizi karar vermek için bizi gezdiriyorlardı. Ve Kız Meslek Lisesi, İzmir Kız Meslek Lisesi gördüm, hayran oldum. Dedim ki benim buraya gelmem lazım kesinlikle. Akşam eve heyecanla gittim. Anneme okulu anlatıyorum. İşte şöyle yapıyorlar, böyle dikmişler, gelinlik, oyuncak her şey tam bana hitap ediyor. Fakat babam geldi akşam. Babam da emekli polis. Bu arada hiç aklımda olmayan bir meslek. Babam dedi ki kızım seni okula kaydettim dedi. Ben şok, nasıl bir okul? Sen dedi işte düz bir liseye gideceksin ve orayı bitirdikten sonra avukat olacaksın dedi. Ve bütün hayallerim yıkılmıştı. Ben 2 yıl lise 1'e gittim fakat 9-10 zayıfla mümkün olmadı ve okulu bıraktım. Okumak istemiyordum çünkü yürümüyordu. İstediğim bir dal değildi. Hep böyle aklımda moda bir şeyler yapmaktı. Olmadı. Evlendim. Evlenince de kalabalık bir aileye gelin gittim. Ben çalışmıyorum. Eşim küçük yaşta evlendik. Yani 19 yaşındaydım. Eşim de 21 yaşındaydı. Kızımız oldu ve onu parka götürdüm 1,5 yaşındayken. Pamuk şekeri istedi. Bu pembe jelatinli pamuk şekeri. Param yoktu. Alamamıştım. İyi ki alamamışım o pamuk şekerini. Beni buralara kadar getirdi. Bir pamuk şekeri hayatınızı... Bir pamuk şekeri evet beni çok böyle keskin bir virajdan döndürdü. Çünkü daha 1,5 yaşındaydı. Ben bir pamuk şekeri alamıyorsam büyüdükçe nasıl imkan vereceğim ona, nasıl iyi bir gelecek sağlayacağım diyerekten ben yola çıktım. Ve kızım 1,5 yaşındaydı ben. Hayallere, hedefime ulaşmak için hep hayaller kuruyordum. Kızım 6,5 yaşındaydı. Ben polis olmuştum. Polis olma hikayem çok ilginçtir. Hiç aklımda olan bir polis meslek değildi. Evliydim, çocuğum vardı. Çünkü hep bekar kişilerin oraya başvurduklarını zannediyordum.
bir mağazaya gittim. Kız kardeşim geziyor ve kız kardeşime mağazanın sahibi dedi ki kusura bakmayın sizinle ilgilenemedim. Bizim tezgahtar polis olup gitti. Polis sınavına gitti. Onun için yardımcı olamadım dedi. Ben de kız kardeşimi kolundan çektim. Dedim ki buldum ne olacağımı, polis olacağım. Çünkü devlet dairelerinin hepsini denedim. Öyle bir izin verilmişti. Devlet dairelerinde olursan çalışırsın denilmişti. Öyle olunca bütün devlet dairelerini denedim ama olmadı. Polislik sınavına gireceğim dedim. Ve gizli hep başvurularda bulundum. Ailenin haberleri olmadan ya hastaneye gidiyordum ya da kızımı parka götürüyordum. Ben bu şekilde başvurdum. Burada küçük bir virgül koymak istiyorum. Kadın isterse yapar demek istiyorum. Madem güzel bir haftadayız böyle, Kadınlar Günü, tek bir gün Kadınlar Günü olmaması, her günün Kadınlar Günü olması dileğini paylaşmak istiyorum. Evet. Çünkü kadın sudur, kadın hayattır, kadın varsa her şey güzeldir diyorum. Lütfen kadınlarımıza iyi bakalım diyorum. Polislik sınavına evlere güvenlik şeyi yapıyorlar, araştırması sorusu, yapıyorlar. Evet. Ve kayınvalideyle karşılıklı oturuyordum ben. Kayınvalidemin tarafındaydım, kapıyı çaldılar. Buyurun dedim, Nuray Hanım'ı sizin burada oturuyor, tanıyor musunuz dediler. Evet ben tanıyorum dedim. Nasıl biridir? İyi, kendi halinde biridir. işte polis olmak istiyormuş, onun için araştırma yapıyoruz falan. Dikkat etmemiş herhalde, fotoğrafımız da yok, benzetmedi mi? Ondan sonra konuştu falan, sonra polis olduğunu söyleyince, ya dedim kusura bakmayın o kişi benim. Ve polis memurunun adı Besim'di, soyadını hatırlamıyorum, bulamadım, yıllar geçti. Sen polis olacaksın dedi. Dedim inşallah. Çünkü liseyi dışarıdan bitirmiştim. Hani bilgilerim yeter miydi? Ve başvurdum. Sonra işte evrak geldi, girebilirsiniz dediler. Ve Florya Polis Okulu'na gittim. Bitiş çizgisini göremeden ben düştüm. Çünkü nefesim yetmedi, koşamadım. Çok ağladım, çok üzüldüm. Bütün hayallerim yıkıldı. Kız kardeşimin söyledikleri aklıma geliyor. Sonra birisi dedi ki yok bir daha açılacakmış. Yani kazananlar çok az olduğu için hani bir daha açılacak dediler. Ve 3-5 ay ben parkta kızımla beraber koştum. Bu sefer bitiş çizgisini 10-15 metre geçtim ve koşuyu kazandım. Daha sonra işte yazılı sınav geldi. Yazılı sınavdan da başarılı bir not aldım. Sonra mülakat deyince falan. Mülakatta da 1.68 boy olması lazımdı. Yarım santim eksik geliyor. Ben yine ağlıyorum. Yerlerdeyim nasıl ya? Yani buralara kadar gelmişim. Buradan sonra da mümkün değil. Yani beni şey yapamazsınız. Sonra derin bir nefes alın dediler. Bir daha ölçelim. Derin bir nefes alıp nefesimi bırakmadığım zaman yarım santim uzadı mı? Bir santim uzadı. Ve ben böylelikle polis okuluna girdim. Eşim, ailem İstanbul'daydı. Her yıl İstanbul'da olan polis okulu benim kazandığım yıl İzmir'di. Yine bir engel. Dedim ki hayatta kimse beni durduramaz. Ben gideceğim o okula. İyi ki gitmişim. Bunu iyi ki anlattırdınız bana. Örnek olmak güzel örnek bir o, şey. Evet. Kesinlikle ne istiyorsanız lütfen hedefinize gidin derim. Polis olma hikayem böyle başladı. Evet. Kitap hikaye. Peki biraz daha kitaba geleceğim ama gerçekten büyük zorluklarla evet. Polis olmuşsunuz. Peki olduktan sonra hiç zorluklar çıktı mı karşınıza? Tabii ki çıkmaz mı? Polis dediğimiz zaman figür olarak hep erkek figürü gelir ya böyle aklımıza. Polis olunca zaten cinsiyetsiz oluyorsunuz. Ben ayrımcılığa karşıyım gerçi ama polis kadın hem annesiniz, hem bir eviniz var, hem çocuğunuz var, hem bir eşsiniz. Yani bir erkeğe göre çok fazla iş yükümlülüğünüz var. Bir de meslekteyken eğer bebeğiniz de olacaksa, hamileyseniz gerçekten çok zor. Çünkü ben oğluma hamileydim 5 aylığa kadar resmi kıyafet giyiniyorsunuz ve silah taşıyorsunuz, X-raylerden geçiyorsunuz, çok zorlu bir yoldan gidiyorsunuz ve bazen çocuklarınız yanınızda olmuyor. Dışarıdan telefonla
ya da işte bakıcıyla ya da anneannenin babaannenin yardımıyla o çocuklar büyüyor. Hatta kızım oğlum sen mi bizi büyüttün derler. Ama onlar bilmiyorlar ki ben nasıl büyüttüğümü. Büyüdüler ama onlarla beraber bazı acıları, bazı güzellikleri yaşıyoruz. Zaten anneler çocuklarıyla beraber büyüyorlar. Zorluklar olmaz mı? Mecburi hizmetiniz var, çocukların okulu var, eşim var. Onları burada bırakıp doğuya gidiyorsunuz ve ben doğuda 2 yıl eğitim görev yaptım. Burada da çok duygulanıyorum aslında. Şunu göstermek istiyorum. Bu da 7 yaşındayken oğlum bana mektup yazmıştı. Ben doğudaydım. Ve 20 yaşındaydı. Canım anneciğim. Ağzındaki 20 yaşındaydı ve söylediği her şeyi şuraya yazdım. Bana sordu, dedi ki ne yapıyorsun anne? Dedim çocuklara hikaye kitabı yazıyorum. Vay be dedi, ne şanslı çocuklarmış. Bana bir tane masal anlatamadın. Evet, kadın polislerimiz çocuklarına bir tane masal bile anlatamıyorlar. Bunu lütfen... Ama şimdi diğer anneler çocuklarını okusun evet, diye bir kitap yazdınız. Aynen öyle. Belki de kendi eksikliğimi böyle tamamlamış oldum. Evet. Çocuk polisi olarak görev yaptığım zaman o kadar acı olaylar gördüm ki, o kadar acı olaylarla karşılaştım. Var mı çok etkileyen bir hikayeniz? Tabii mutlaka ki olmaz mı ama... bu güzel günlerde şiddeti konuşmak istemiyorum ya. Ama maalesef o da hayatımızın her yeri. Evet. Peki o zaman daha keyifli şeylerden bahsedelim. Evet. Kitaptan bahsedelim mesela. Su ve arkadaşları nasıl güvendeler? Su ve arkadaşları nasıl güvendeler? Bu bizim çocuklarımızın 0-18 yaş grubu olan çocuklar çocuk olarak söyleniliyor ve çocuk olarak kabul ediyoruz. Çocuklarımızın nelere dikkat etmeleri gerektiğini, ebeveynlerin çocuklarımıza bakmakla yükümlü olan kişilerin çocuklarımıza bakarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, hem ebeveynlerin hem çocuklarımızın dikkat etmesi gereken kuralları hikayeleştirerek yazdım. Ben seminer de veriyordum meslekteyken de ve emekli olduktan sonra da bunları bırakmadım. Sürekli hem okullara gidiyorum, hem çocuklarla beraber oluyorum, hem ebeveynlerle beraber oluyorum. Çünkü inanmak istemiyorlar bazı şeylere. Ama çocuklarımız gerçekten eğer ki istismar varsa kesinlikle yalan söylemezler. Çocuklar kendilerine kötü dokunuşu hissederler. Eğer ki bir pürüz varsa çocukların üzerindeki bir sessizleşme, kendini anlatamama, birdenbire derslerinde düşüşleri varsa, ailelerine açıklamak istiyorlarsa, üstü kapalı eğer açıklamaya veriyorlarsa, lütfen hem öğretmenlerimiz, hem ebeveynlerimiz, hem de bakmakla yükümlü çocuklarımız, işte bazı bakıcılar oluyor ya da yurtlarda büyüyen çocuklarımız oluyor. Lütfen bunlar dikkat etsinler diyorum. Bu kitabı herkese ulaştırmak istiyorum. Çünkü eğlenceli bir kitap, çocukların sıkılmadan okuyabileceği, ebeveynlerin de çocuklarına sıkılmadan okuyabileceği bir kitap. İçeriğinden biraz daha bahsedeceğiz ama şimdi tamam, kısa bir araya gitmek tamam, zorundayım. Döndüğümüzde kitabı konuşmaya devam edeceğiz. Tamam.